Sayın Yıvan, değerli yüksek ticaretler. İsminizi de alalım. Sinan Gökçe, Ankara yönetimin saymanıyım. 10 yıldır saymanlık yapıyorum. Şimdi denetim raporunda 236 lira Ankara şubesine bir para verildiği yazılıyor. 236 lira. Giresun'da yapmış olduğumuz Türk Sanat Müziği Korosu'na çiçek almışlar. Çiçeğin parasıdır o. Çiçeğinize göre çiçeğin parası. Şimdi ama şimdi şöyle bir şey var. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz saymanların da genel merkezden biz para almadık mı? Aldık. Ama şimdi zaten buradaki bütçeye konmuş bir şey var. Şubelerinde 20 bin lira mesela bu sene para verilmesi lazım. Hani biz ihtiyaç olur alırız, ihtiyaç olmaz da almayız. Bizim Ankara şubesinin başarısını ben size söyleyeyim. Yönetimdeki arkadaşlar biz ne verebiliriz derneğimize diye çalışıyoruz. Biz ne alabiliriz demiyoruz. Onun için başarı sağlıyoruz. Şimdi burada şu anda bizim bir ihtiyacımız yok. Biz genel merkezden ihtiyacımız olursa alırız, ihtiyacımız olmazsa almayız. Şu anda biz bağışlarla yetişmiyoruz. Üyelerin ödemiş olduğu bir para yok şu anda. Çünkü üye kalmadı. Hepsi de yaşlandı, kimisi ölmüş. Geçen 5 günün toplantısında Sayın Başkan'a dedik ki, muhasebede tahakkuk esası, üye defteri vardı, üye defterinde ismi vardı. Adam o senedir üye ayda dönemiyor. Yok. Ben bu adamın yakasına yasıp da adam 80 yaşına geldi, 85 yaşına geldi. Ben ne yapacağım? Yok ki ben bunu muhasebede düzeltebilmem için 3 sene veya 5 sene fazla ödemediyse üyeliğimden çıkaralım. Çünkü ben muhasebeyi de tutturmam lazım. Yani yapılacak şeyler burada derneğimizin tüzüğüne o aidatları ödenmeyenlerin silinmesini rica ediyorum. Sinan Bey, Ankara'dan geldiniz, saatlerce de konuşma hakkınız var, hiçbir problem yok. Yalnız tabii biz bütçeyi konuşuyoruz, siz kesin hesaptan 236 lirayı konuştunuz. Evet. Ama olsun, prensip konuştuğunuz için konuşmuş oldunuz. Yalnız bütçeyle ilgili konu varsa lütfen alalım, pardon bir saniye. Arkadaşımızın üyelik aidatlarının silinmesi hususunda genel kurul kararlamaz. O yani kesin ödenmesi şeydir, zorunludur. Yani evet. Yani genel kurul iptal edelim, silelim diyemez. O tabii. Arkadaşlar, bütçeyi konuşuyoruz. Bütçeyle ilgili tabii vereceğim başkan. Buyurun Hasan Bey. Biraz hızlanacağız arkadaşlar. Somut kısa. Sayın arkadaşlar, biz kira gelirimiz 700 bin TL. Biz bu kira 700 bin TL'yi hepsini işte diyelim ki üniversiteye yardım, fakülteye yardım, burada hepsini bunu harcıyoruz. Sivas'a yardım harcıyoruz. O zaman şimdi biraz önce gündem maddesinde biz diyoruz ki bir konut alalım. Ve konut almak için diyelim ki aniden bir para ihtiyacı olduğu zaman hazır paranın olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bütçeyi 100 milyonun yani bu kalemlerdeki giderleri azaltarak diyelim ki en az bu kalemlerin gideri 400 bin olsun, yarısı da tasarruf olsun. İşte sen tasarruf yapmayacaksın, sen bile nasıl alacaksın? Hem 700 milyon TL az para değil. Siz bilirsiniz. Böyle hani bir kaba formasında kıvır zıvır harcamalar hepsi. Bunlar bir bu kalemleri biraz azaltalım. Ha, ben önerim şu, diyelim ki biz ayda 1000 liradan olsa 240 bin, 700 bin TL'nin içinden 240 bin tasarruf olsun mu? Geri kalan parayla bu kalemleri yönetim aktarma yapsın kendi içinden. Ve tasarruf yapmasan nasıl alacaksın? Böyle bir şey var mı? Bu bir şey. İkinci şey, şimdi vakıf, ben
vakıf, bütün vakıf Türkçe sırtına şeye dayamış, derneğe dayamış. Bunu hiç kendisi hiçbir çalışma yapmıyor. Bana iyi olarak, bana mesaj gönderdin mi sen? Hasan Bey için konu anlaşıldı ama. Mesaj gönderdiniz mi? Gayet net anlaşıldı. Hayır, yani bir tasarruf konusundan diyorum. Yok, anlaşıldı yani. Bana yardım yapıyor. O zaman sen biraz çalış, biraz mesaj gönder, ben sana para yardım yapayım. Bir, iki. Genel Başkanım dedi ki, site bir sene kaldı, çok önemli. Üniversite bize kantin işletmesi veriyor. Kardeşim burada hepsi yükseltti. Eğer dernek kantin işletmesini yapmıyorsa bir üyeyi çağır, üyedir ki üye. Herkes işsiz, para kazanmanın peşinde bütün üyeler. Üyedir, sen derneğimiz adına işler, sen bize para ver, biz de sen onu işler. Niye üyeler bu imkanı sağlamıyorsun? Yani onun mu bir şey? Sırtını, yani yönetim sırtını kiraya dayamış, üniversite işletme veriyor. Bu minnetin minneti ya. Niye bunu hemen... Hasan Beyciğim. Teşekkür ederim. Lütfen teşekkür ederim. Sağ olun. Hayrettin Başkanım buyurun.